Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz Timur Devleti, Timur İmparatorluğu. Timur'un babası Turagay, Çağataylıların Barlas boyundandı. Ve Timur, Semerkant yakınlarındaki Keş şehrinde doğmuştu. Timur'un gerçekleştirdiği en önemli faaliyetlere bakacak olursak, Maverai'nin nehir bölgesi üzerine yürümüş ve Çağatay Hanlığındaki bu bölgenin hakimiyet altına alınmasını sağlamıştır. Ki Çağatay Hanlığının yıkılmasında da etkili olmuştur. Bununla birlikte Timur, Semerkant gibi önemli şehirleri de kontrol altına almıştır ki Semerkant Timur Devleti'nin en önemli şehirlerinden biri olmuştur. Daha sonra kuzeyde Kafkaslar'da yer alan Altın Orda Devleti üzerine yürüyerek bu devletin yıkılışını hazırlamış ve Rusların güneye inmesine yol açmıştır. Daha sonrasında Timur, İran'da İlhanlılardan sonra kurulan Muzaffer Oğulları Devleti'ne son vermiş, daha sonrasında Bağdat yakınlarındaki Celair Oğulları'na da son vermiş olduğunu görüyoruz. Daha sonrasında Timur Hindistan'a yönelmiş, Hint seferlerinde çok sayıda fil ele geçirmiştir ki Ankara Savaşı, meşhur Ankara Savaşı'nda da bu filleri kullanacaktır. Bu faaliyetlerin neticesinde Celair hükümdarı Ahmet, ki Karakoyunluları da ortadan kaldıracak, Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf Osmanlı Devleti'ne, yani Yıldırım Bayezid'e sığınmıştır. Timur Anadolu'ya doğru ilerleyecek, Sivas'ı yakıp yıkacaktır ki bu da Yıldırım Bayezid'le Timur'un karşı karşıya gelmesine yol açacak. Yıldırım Bayezid de Sivas ve Erzurum'u tekrar topraklarına katacaktır. Ki Timur Yıldırım Bayezid'den hakimiyetini tanımasını, oğullarından birini yanına vermesini, onun adına hutbe okutması, yani onun üstünlüğünü tanımasını istemiş. Tabii ki bu durum netice itibariyle Timur Devleti'nin tarihindeki, Osmanlı tarihinde de çok önemli bir yer tutan 1402 tarihli Ankara Savaşı'na yol açmıştır. Ankara'nın Çubukova'sında yapılan savaşı Timur kazanmıştır ki bunun detaylarına Osmanlı tarihinde gireceğiz. Tabii ki bu savaş ki Yıldırım Beyazıt'ın savaşı kaybetmesi, esir düşmesi, 1402 ila 1413 yılları arasında sürecek olan Fetret Devri'ni de başlatmış, İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet Çelebi dört oğlu arasında taht kavgaları yaşanmış, neticede Fetret'e son verip Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak da sayılan Çelebi Mehmet 1413'te tek başına devletin başına geçmiştir. Bununla birlikte Semerkant çok önemli bir şehirdi ki alim hükümdar olarak da anılan Ulubey Semerkant'ı büyük bir kültür merkezi haline getirmiştir ki Ulubey ya da Semerkant rasathanesi de bu açıdan çok önemlidir. Tabii ki Timur'un ölümünden sonra devlet zayıflamış, netice itibariyle de Şeybaniler, yani Özbekler, bir diğer Timur devleti hükümdarı olan Hüseyin Baykara'nın ölümünden sonra devlete 1507 tarihinde son vermişlerdir. Evet arkadaşlar, bu videomuzda da Timur Devleti üzerinde durduk. Başka bir videoda görüşmek üzere.